Şöyle çok fazla önlem alamayan bile bile lades olan bir Fenerbahçe oyunu var. Ankara gücü yeni Malatya galibiyetini alırken ne yaptıysa aynı şeyleri Fenerbahçe karşısında da yaptı ve kazandı. Hı hı. Aynı şeyleri uyguladılar. Hiçbir farklılık yoktu. Oyunun da sistem anlamında, taktik anlamında sağdaki oyuncu grubu olarak hiçbir şeyde değişiklik yoktu. Planladıkları şeylerin hepsi aynıydı. Mustafa Reşit Akçay aynı şeyi uygulayarak bir galibiyet daha aldı üstelik Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'nin dersini çalışamadığı, oyuncuların belki de Ankara Gücü'nü küçümsediği rehavete katıl, kapıldı. Öyle söyleyebiliriz. Evet. puan tablosundaki yerinden dolayı bir anda böyle bir rehavet havası olabilir ama Ankara Gücü asla küçümsenecek bir takım değil. Zaten bunu oyunuyla da gösterdiler. Fenerbahçe yeni Malatya maçında da Yeni Malatya maçında da bunu göstermişlerdi. Ankara Gücü maçında da Ankara Gücü Fenerbahçe karşısında zorlu bir takım olduğunu gösterdi. Muhtemelen de bu ligde e, kalacaklar gibi gözüküyor. Yaptıkları transferler hakikaten de çok yerinde ve iyi işler yapmışlar. Hı. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun Ankara Gücü karşısında bir karşılığı yoktu. Bunu izleyenler de gördü. Trabzonspor karşısında alınan puan kaybı, Alanya karşısında alınan puan kaybı vesaire. Yani bazı şeyleri e, tesadüfün ötesinde açıklamak lazım. Başakşehir maçında Burada yine bu ekran üstünde anlattığım birçok defonun bir sonraki 3 haftada 8 puan kaybına sebebiyet verdiğini söyleyebiliyorum. Eksikler vardı, hı hı. yanlışlar hı hı. vardı. Başakşehir maçı kazanılmış olabilir. Ama o oyunun eksikleri kapatılmadığı için o eksikleri tamamlayan Alanya Spor gibi, Trabzonspor gibi takımlar hı hı. sizden 3 haftada 8 puan aldı. Ve eğer ki o eksikler kapanmazsa, yine o hatalar devam ettirilirse Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da Ülker Stadyum'dan puan alır. O yüzden Ersun Hoca'nın bu konuda ben e, iç sahadaki o ezici e, oynanmış olan Başakşehir maçındaki o istatistiklerin e, ilizyonuna kapıldığını düşünüyorum. performans. Vedat Muriç, evet iyi başladı. Şu anda 12 golle gol kurallığında. <laughs> Ama bir durgunluk söz konusu. Durgunluğu var. Onunla ilgili de ortaya girebiliriz. Mesela bu sistemin yansıması mı yoksa başka evet. etkiler mi yani var? Vedat'a... İstediği toplar gelmiyor. Vedat çok öne geliyor. Yoruluyor gibi söylemler var. Ama Vedat'ta da şöyle başka yerlere çekildi. Yok işte yurt dışından devre arasında teklifler geldi. Bu teklifler yüzünden dağıldı diye Sayın Haluk Canatar'da bir açıklama yaptı. Öyle bir şey yok. Böyle bir teklif de yok yani. Menajerine gelir çünkü teklif. Fenerbahçe için savaşıyor. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla oynamak istiyor dedi Vedat Muriç. Vedat Muriç'in durgunluğu oyunun e, onun üzerine kurulu olmamasından. Çünkü Fenerbahçe'nin sisteminde oyuncular üzerine oyun, kurulmaz oyun. Bir oyun vardır. O oyun oynarsan oyunun bir parçası olursun. Vedat Muriç de çok geri geliyor. Bakın ben eleştirdiğim konular bu. Yani çok geri geliyor ve Vedat'a istenilen ortalar o ara topları atabilecek Max bunu yaptığı zaman gol buluyor veya Vedat koşu yaptığı zaman Max zaten boşalıp önü boşaldıkça gol atıyor. Hı. Yani sistem olarak Vedat'la Max'ın anlaştığı noktalarda e, Vedat gole ulaşıyor. E, yan toplarda mesela kafa golü atamıyor. E, i̇yi bir orta geliyor mu? Yani baktığın zaman evet orta en az orta açan, orta atan takım Fenerbahçe ki e, bunu Rodriguez yapması bekleniyordu. Rodriguez yapamıyor. Öbür taraftan Deniz Türüç Evet, Kayseri Spor'da oynarken iyi ortaları vardı. İyi keserdi, kesti birkaç tane gördük. Ama orada da işte Moses vardı. Yani Vedat'a istenilen toplar gelmiyor. Vedat'ın durgunluğu da, ben daha önce de söyledim, penaltısı verilmiyor oyuncunun. Şimdi bir tarafta her şeye penaltı çalınan rakiplerindeki forvetlerim var. Cezaları eğilip bükülüp gelen, gol atmaya devam eden rakiplerim var. Sen yerlerde sürünüyorsun, tekmeler yiyorsun. Oyuncula, oyuncu bir şekilde etkileniyor 2-3 haftadır Vedat'ın 3 tane 4 tane penaltı pozisyonu var tartışılan hı hı. Sezonda verilmiyor net yani e, sert bir şekilde e, etkileniyor O yüzden Vedat Muriç'in Galatasaray karşısında da e, gol bulacağını Hatta Fenerbahçenin arasında şöyle bir deyim vardı Galatasaray karşısında gol, gol attığın zaman gerçek Fenerbahçe olursun e, Onu da söylemişler son bir toplantıda Max Burzey mi? E, Vedat Muriç'e e artık gerçek Fenerbahçeli olman için gol atman lazım Demişler o da bir tane yeterli mi demiş. Ben duydum o. Peki devam edelim. E, Vedat Muriç'e dair hı hı. görüş belirtmek ister misin Taner? Evet, Şöyle söyleyeyim. Vedat Muriç'in topla buluşamadığı tezini kabul etmiyorum. Vedat'ın mesela çok temiz Alanya Spor maçında ceza saat içinde topla buluşma sayısı 2-4-6-8-9. Rakip kaleye attığı şu sayısı 6. Beslenmiş sağdan soldan topları alabilmiş ama 6 tane topun hiçbirini kaleye bulduramamış. Trabzonspor maçında kaleye attığı şut sayısı 4. Yine ceza sahasında topla buluşma sayısı yine lig ortalamasının üstünde. Ankara gücü maçında da farklı bir tablo yok. Yani bu Vedat'ın aslında topla buluştuğu ama bunu değerlendiremediği anlamına da geliyor. burada orta sayısı azdır, arkadan Max Kuriz'e besleyemiyordur. Bunların hepsi etken. Elbette daha fazla olabilir. Her zaman daha fazlası vardır. Ama son 3 maçtaki topla buluşmalarına baktığımız zaman Vedat'ın bu gol atamadığı maçlarda Rakip kaleleri çok fazla şut attığını, ceza sahası içinde topla çok kez buluştuğunu ama bunu skora dönüştüremediğini görüyoruz. Ee, şimdi son olarak Ali Koç'un yapacağı açıklamalara da gelmek istiyorum. 16'da kameraların karşısına geçecek dedik. Öncelikle e, Taner senle devam edelim. Tabii. E, ne tarz bir açıklama yapmasını bekliyorsun? Ersun Yanal konusu üzerinde e, Hı -hı. bir şey söyler mi sence e, Ali Koç? Derbi yani, öncesi. E, geçmişe döneceğini düşünmüyorum. Sayın Ali Koç'un bir önceki açıklama metniyle şu anki açıklama metninin farklı olacağı kanısındayım. E, muhtemelen daha ılımlı bir e, görüşme olacaktır. E, daha doğrusu açıklama olacaktır. Ve daha fazla da bir soru cevap şeklinde olacağı kanısındayım. Burada gelecek sorular karşısında da Sayın Koç'un nasıl davranacağını görmemiz lazım. Ama ben elinde hazırladığı metnin... Agresif bir metin <laughs> olmadığını düşünüyorum. Yani sorular karşısında toplantının şiddeti artar mı, azalır mı, söylemler sertleşir mi? Onu şu anda kestirmek mümkün değil. Peki Gökdoğan'la devam edelim. Fenerbahçe Başkan Sayın Ali Koç, 16'taki yaptığı toplantıda sağduyu çağrısı yapacağını düşünüyorum. Der öncesi. Der öncesi de genel. Hı. Çünkü çok istenmeyen, yine bazı e, grupların, hem Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ve ailesini direkt hedef alarak hem de Fenerbahçe camiasını savunuyor gibi gösterip bir şeyler yaparak tribünlerde hareketlilikler yaşatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Böyle siyasete sokmaya çalışıyor bazı gruplar. Ben buna karşı Sayın Ali Koç'un edindiğim bilgiler de var. Bunun da çok farkında ama Fenerbahçe kesinlikle devletiyle karşı karşıya gelmez, devletiyle barışıktır her zaman devletin yanındadır. Hı hı. Fenerbahçe camiası da başkanı da Fenerbahçe başkanı hakkında bel altı ithamlarda bulunuyorlar. Kimse bilmiyor Hacı Bayram Veli'nin e, 7 göbekten 20. göbekten torunu olduğunu Sayın Başkan Ali Koç'un. Ona da çok altın istiyorum. Bakın bu çok önemli. Hacı Bayram Veli'nin 20. göbekten torunudur. Öyle Yahudi, Mahudi, Mason, Muson bunlara Neyse, girmemesi, evet, bunlara girilmemesi lazım. Ben çıktı, çıkıp yaptığı açıklamada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun bakanlar kurulunun bu ülke yönetenlerin ne son derece saygılı olduğunu Fenerbahçe taraftan da saygılı olmasını isteyeceğini ama MHK'nin ve TFF'nin içerisinde belki Nihat Özdemir sayın Nihat Özdemir'in de bilmediği belki sayın MHK başkanının da bilmediği birilerinin çok net bir şekilde öğrendiğini onları açıklayacağını biliyorum. Yani birileri bir şeyler yapmak istiyor. Bu Yani gündeme yine damga bunu vuracak. Açık vuracak. Yani bu sadece Fenerbahçe işi değil. Sivas spor hakkı yenmiyor mu? Yeniyor. Ee, işte yeni Malatya spor hakkı yenmedi mi? Yendi. Ee, bu bu şekilde bir açıklama olacak. Ve herkes e, altında bir şey aramasın. Fenerbahçe kesinlikle kimseyle, sadece devletiyle, bırakın devlet, devlet için savaşmış. 2011'de 3 Temmuz sürece devleti için savaşmış devletinin silahlarını tanklarını toplarını Peki. çalan FETÖ terör örgütünü ilk çökerten, ilk ortaya çıkaran sivil toplum kuruluşu olmuş Tamam ve peki. E, şöyle yapalım. E, Cumhurbaşkanımız yakın zamanda futbola siyaseti karıştırmayın dedi. Dolayısıyla da burada da noktalamak istiyorum. E, sahada e, konuş konuşulması taraftarıyız elbette. E, anketleri bir kez daha anlık sonuçları ekrana getirelim. 8 dakikaya geçmeden hemen önce. Derbide Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine kim oynar diye sorduk. %45 oranında Jason önde şu anda. Takipçilerimiz Jason'a ağırlıklı oy vermiş. Bir sonraki soruyu da hemen ekrana getirelim. Fenerbahçe'de derbide stoperde kim oynar diye de sorduk. E, Falet arayı açtı. Kafa kafaydı Jason'la birlikte. %41 oranında şu anda birinci sırada. Falette. Galatasaray'a dair de bir sorumuz vardı. Galatasaray'da derbide Lemina'nın yerine kim oynar diye de sormuştuk. E, seçeneklerimiz Belhanda, Ömer, Selçuk ve Donk e, şeklindeydi. Yüzde %34 oranında Ömer Bayram şu anda birinci sırada. Yüzde %24, e, %33 ile Donk e, Ömer Bayram kafa kafaya gidiyor şu anda ankette. Yüzde %24'te Berhanda ve Selçuk'un oranı da %9. E, bu bilginde altını çizdikten sonra 8 dakika.